Әмді мүші үйқұрды кі сөздіріңізді ма әсілді мүші дәвайымызды ма нұрғы мүші әхді рухиның кәмчіл ішкәлі кі енақ көрініп тұрды. Шында болсы мүші кенжі суалым шу де. Шу дәвайымызды әхді рухи кәм деп қарамсыз. Әгер үйқұрды кілердің әлбәтті кәмдек тұрды. Сәбәбі неме бұнын кеміз? Біз мен ақшы сәбәбі үстеділім тоқтылыды. Мәселен, әхді рухиның кәм яки әмәс ішкәлі кі деп ақшы. Ben bir yerde bir kalan sual var. Şu sualını bir okup versem la. Hem madem böyle yüzü kulağız çıkıp alaydı o da öyle. Hoş hoş. Mesela bundan suallığa bir yüzünü bakılır biz insan böyle. Doğru. Mesela teşkilatlarımızda bütkül ezalı makul giyen bir tüzüm nizamnamı var. Bu olsa bu nizamnamı icra kılınamdı. Yani teşkilatın ana nizamnamesinden başka okşumluğun bölümlerine olmayan öz aldığı hizmet tüzümü var. İcra kılınmışsa cevapkarlıkı sürüştü kılınamdı. Mükafat cezalarını ezala kubul kılınamdı. Meselen değil, ayeti namayiş var. Bir kata hizmet rullaştırıldı. Eğer ayetisi birer kem ise, mesela ayetisi siz yanırat konu ekilisiz de bir sınıfı vezip kıldınız değil. Ama bu yanırat konu unutup kaldı. Ya ki unutup, ya ki kemi de hatta. Onun sürüştürmesini kaytkandaki klamsla ya ki bundaki dikkatli cuma fikram ilişkilerin tügemdi bu. Ya ki çıraylık bir bahane sözlüse eşkısı yok da ötüz ötülemdi. Çözüm aldı da başkanlığın şoförü için hemmesi bara verme. Teşkilatlarda ihtilaf mesele görülgenden ne zaman bu iş el kullandı ya ki benim bir şahsın kararı bu iş için el kullandı. Başkanlığın kararı üstün mü ya ki teşkilatın kararı üstün. Teşkilat özünün başlıkla ayrılandan kelime devamlı hizmetini devamlaştıra alamdı. Ya ki başlıktan çıkıp gidişiyle bu teşkilat çoğulup gidemdi. Başlıklar mı, yani teşkilat başlıkları mı, teşkilat ezaları aldı da özünün hizmetini doklat biremdi. Bunun hesap verilen bir organ var mı, ya ki ulanın hizmetini hiç kim pekşirememdi. Ulanın okuk mecburiyeti mi, nizamname tarafından belgelengen mi? Ya ki başlık mı, haişi asas mı? Teşkilatla öz ara emkarlaştıklarında da birisi birisiyle bir kilişim arkalık iş kılamdı ya ki öz ara telefonu değişikler emisi bunda akıllı depli kılamdı. Hani bu şu suallarını hem öyle yüzümüzün insan bulutu olarak baksak ben her şey yüzümüz gibi yüzümüzle yakışı diagnoz koyalayımız hep oylayayım ben. Hem de ikinci suallar ötülü. Hem de bunun sebebi naydı çonkur sebepleri bağlı da parayım ben. Hoş. Ben üzerinden tahlillerini yapmadım. Bir kanıçı noktadan bir karar bakayım. Biz elbette umum İslam dünyasında tevhe bir Müslüman cemiyeti bulup sütümüz ile biz Müslümanlar. Bir vaktinde bir İslam mütefekkörünün eseri de bir noktanı tılgı ağırlıkına ait dikkatini dağıtma. Umum da değil. Müslümanlı ıslah kılıçta en aval içini ıslah kılıçını asas kılıyor. Gariplikle sırtın ıslah kılıçına asas kılıdı deydi. Ve bu kan da gelip oylandım bunu. Oylandım ki bunun cevabını üzerim için taptım da böyle. Yani oylandım bakın mesela birisi yalgan etsa deydi. Yalgancılık adettim kasıydı. Hatta birisi harap hisse deydi bir Müslüman. Biz en aval kan da çağrı kollarımız ona tebliğ kılımız. Şunlar mı? Verip harakla haram içerikini. Bunun naiti Nurgun yamallıkların beşi işkellikini, onun da içinden bedenge ziyallık geldikini, iradelik oğanda, imanı küçük oğanda içmeydi kallakını sözlerimiz. Bu hata mı? Hata emez. Toğra. Ne ayetim oyun. Çünkü bu işçinin kemesi zaten ıslah bulmaydı. Yani biz çatak yerinde, bizden çatak yerimiz, Müslümanlarla, bu içki ıslahatıyla kupaya kılıp gelip, taşkı ıslahatı selkarayımız. Taşkı ıslahatı kendime, mesela bu şu Arap meselesinde, mesela bir atağını balasıka harak ağıdık pul vermeyiz. Anladık ki onun harak içip geliş ihtimallıkını iskılgan dostluğundan ağırlaştığını aldın alınız. Yani taşkı cihettin onun harak olan ağırlaşıp geliş ihtimallıkını kesimiz. Yani mühim neyse bağlı. Ama bizden, yani biz Müslümanlığının hatta Uygurlarının en istemişine karayım. Biz el akımışız. İşi gavalarımız, kalbimizde insabımız koyuyoruz. Mesela en adli misal şirkçilikte. Ne için sanatsız şirkçilik? Öyle ki, uşallık olan emez, ayrılışıyla, cidal mecavla ahırlaşıyor.
Her kandakını sorsanız dinleydi. Ayrılıp boğan ekin şirklerdi. En cik deydi hani. O beş vakit namaz okuydu karanlığa. Ve gipidi tura deptim he. Ve Müslüman boğan deyken onda akımas deptim he. Deydi. Ama ayrı bir neyse yetişken mi o yak. Guacı bağ mı o yak. Karanlığa bir tüzüm tüzüşken mi o deyse azıcık yetişken hem de bir onda akımas deptim he deyiniz. Yani siz bunu işçi terapilerle kupayenip taşkı cihettin onu bir tüzüm koymayız. Yani bunu bir yoğun dili. Eğer bir devlet devlet işçi de cinayetini tüven çek geçiriyor lazım. Devlet işçideki asayişini saklaşı lazım. Adaleti berpa kılışı lazım. Eğer devlet eti kendin keçkice mağarip bilen hatta tebliğ bilen aşırı kılı tayınıp bir devletin işçideki cinayetini tüven çek geçiriyor alanda. Cinayetini bütünle yok kıl alanda. Kılanmaydı. Tarık'tan bunda devlet boğulukan. Bu diğerlik elbette mağarip, muhimemez, diğerlik emez hata düşünür müsün? Bununla birlikte, mağarip buluşuyla birlikte, mescid buluşuyla birlikte, tebliğ kıladığın kişiler buluşuyla birlikte yine kim var? Sakçı var, türmü var. Yani bu bir cihetin işini ıslah kılış, yani mağarip ve mescid arkalık. Yeni bir cihetin sakçılığa ve türmü arkalık, taşkı ceza arkalık ama bir devletin asayişini saklayacaksınız. Bunun bilgini tanıyansın. Mesela türmü ile sakçı kılı tanıyansınız. Müstebit devlet olsun. Hele kız olum sanırsınız. Eğer siz mağarıp arkalık, mescid arkalıklı kılımende sakçını, türmünü bir kağıt bakın. Bu bir utopik devlet oldu. Yani bu kurgulanmayan devlet bu. Bunda bir devletin kuruş mümkün emez. Bunda bir cemiyet bulmaydı. Yani ben şunu hiç bulduğumu okumadım. Yani hem de biz ben hadi gelin taşkı tüzüm arkalık bu işini, kılışını, yani taşkı tüzüm arkalık ıslah kılışını tanlamayız. Devamlı birisi birisimizin insafına ve şu adamdan ehlakı koyuyoruz. Ama devamlı çatak çıkıyor. Çünkü insan taşkı nazaret boğmağın ehlası da her daim üzülen üzü bunda aldı kendi üzünün vicdanına hılaptık için kılıyor işi mümkün. Rıkkatim yalan etken bir işlem olmaz. Rıkkatim bunda kılgan bir işlem olmaz. Her kanda şirketinin buhalteri beş vakit namazı okuyduğun ehli Kur'an okuyorsun kanda uçun katinesi şirketinin maliye kaidesini icra kılışına mecbur. Ben bunun bir nimisi de bunun hem de biz Müslümanlar hem de müjde akılsaklı doğrumuz isek bu Kur'an-ı Kerim'de ve bizim dinimizde her ikilisi baki. Bir cihetin içini ıslah kılımız, yeni bir cihetin taşkı cihetin nazaretiyle bu meseleler kılımız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Sûre-i Bekare'nin 282-283. Ayetinde bunda ayet var. Ben bu tefsir okuyayım. İyi iman et kalla. Müddet belgeler üzere kariz muamelesi, yakin nesil sorduklu insanlar bunu hüccet kılıp yazıp koyuyorlar. Aralarda bir pütükçü ona adılak böyle yazdı. Pütükçü Allah ona bildirgende yazıp bir şey yakınmayı. Hem beni eynen yazdı. Kerizdar Adem eynen yazıp eğitip versin. O Allah'tan korksun. Keriz algan neresinin hiç nemini kime eğitip etmesin. Eğer keriz algıcı Adem galvan, kemekil, belki üzü eğitip vermeydiğen bulsa, onun işlerini başkurgucu Adem adılak böyle eğitip bir yazdırsın. Aralarda iki erkeğini guaflık teklif alınlar. Eğer iki er kişi yok olsa sile adaleti, diyaneti razı bulunan kişilerden bir er. İki ayağını teklif bulanlar guvahlıkta. Bu iki ayağının biri unutup kalsa yeni bir iyisi saldı. Guvahçılar guvahlıkta çakırılığa vakitte guvah buluştum başlatmasın. Periz meyli az meyli köp olsun onu kayıtırış vakti bile kuşup yazışını erinmeyenler. Bunda kılıç Allah'ın nezirde en adaletliktir. Guvahlık için en ispatlıktır. Ve gumallının kalmasınlığa yakındır. Lakin aranlarda kılışkan kol mu kol soğudu da yazmasa anlamı hüccet. Bu da yürüdüm. Günah olmaydı. Öz aranı soğudu kılışkan vaktanlarda guvahçı teklif kılarlar. Küçük mü guvahçı mı ziyan yetkizilmesin. Eğer ziyan yetkizilse anla inek ki sile Allah'ın itaatini çıkan bu sile. Allah'tan korkunla Allah sileye dinin lanı ve dünyalık işlerlerini bana muşundak ügütüdü. Hem de eğer sile sefer üstüde bu kalsanlar. Kat yazalaydıgan Adem tapan mısallar. Bu çağda
Feriz Bey'e geçirken mənim bir nesini rəniqi tapışır sağlamında. Aranlarda bir-birinlağın işini büccet ya ki rəni tələb kılmak Feriz Bey'e bu sağlam. Uçakta Feriz Bey'e uçakta onun ilgisi ki vaxtıda kaydırsın. O Rabbi Allah'tan korksun. Guahlıkla yuşurmağla. Kim ki onu yuşurduken, bilsin ki onun dili günahkardır, Allah kılmış olan toluk bir gücüdür. Yani bu ayetin okuşundan sebebi ait bundan. Biz bilimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah bütkül insanlığa ta ki kıyametçe yetidu deyip nazil kılgan ayet aran 6300 ayet. Onda çoğunca ayet etkanda bu cık ayet emez. Bunun işi de ehkam ayetleri aran 1300. Hatta kısıyla ehkam ayetleri mi köp? Ben aşında az ayet özçü yağın Kur'an-ı Kerim'de. Yani bizden aklımız hiç az değil de. Allah meyde ma işini na inçki ügütü atıdı. Nurgun ayetlerde bunda tepsili hüküm yok. Bunda tepsili bayan yok. Yani kilip en mühim nokta meyde Allah bu ayette Müslümanlığa hatta müminlere hitap kılmaktadır. Ya eyyühellezine amenu devat. Yani iyi müminler. Bu müminlik hitap kılgandıkken, o iman etkandıkken, iman etkandıkken, rastçılı olgandıkken, bunca vela inçki yezip, guacı ekilip, guacı boğumuz, hatta sefer üstü de dikeye yerle gitmeden inçki bayan kılgandı. Bu işin o zinime, bu del bayan bendikken taşkı nazara. Allah bizgi bu ayette, hani işini tüzüm bilen, ehdi bilen, nazaret bilen kılıçını ügütü attı. Hoş. Yani iman etkandıkken, işte imanınla bu işi kılınlar demedik o bir yerde. Ama biz kandakilimiz, el eksisi, ayetin eksisi ya Allah'ta. Hem de o Müslüman boğan dikin deptime, beş vakit namaz okan dikin deptime, hem de hacim boğan dikin deptime. Diyen gep bilen işini bunda yazmayımız. Ma ayetin tepsili okusak ne kadar inçki ikerlikini bilimiz. Hı hı. Bu işini Allah o kadar inçki üretkeni de, yani aşırında mühim bir hikmet var da böyle. Ma bu birinci sebep. Biz bu işinde yezip kılıçka adetlenmeyelim. Hı hı. Yani biz içimizi ıslak kılsak yeterlikle böyleyiz. Hoş. Taşkı cennetin okumanın kolunu tutuvasak mutlu diyen gelip oylaşmayız. Hı hı. Hem de ikinci mühim neyse, bizden uzak müddetlik bir müstemdeki de kılıçımız biz ne mi da? Birisi birisi bir işenmez. Koyan. Yani Hıtay hoş. Öyle ki şokil siyasetini kullanan ve bizim asla asla bilip bilmi bu siyasetin kurbanı olan. Biz bu şu siyasetten mehsulları emniyet. Bir devlet kuddi Mellim cehennetimiz zavut kokşaydı. Devlet uzun puhrasını işlep çıkırdı. Bizim şu müstemdeki zavutların işlep çıkırılan mehsulatla. Şuna hemimizde şu müstemdekinin tamgısı çoğukur ya ki teyiz bulmuşsun, çoğun küçük bulmuşsun. Mutlak azırak izi var. Bunu hemimiz itirafımıza bulmaya. Bana bu müstemdeki bizi üyetken en ecellik illetinin biri, birisi birisimizin gumakını işenmezlik. Hem de işenmezlik olandakin elbette hemkarlaşmazlık, İttifaklaşmazlık onun tebii neticesi. Şu an bunun bir sebebi müstemlikçilik de böyle. Yani tefekkür adetimiz noktası değil. Biz içki islahat birinci defalarımız bir. İkincisi tarihi noktası değil. Biz uzak müddetlik müstemlik edip ilişimizden gayet çok tesir var. Hem de üçüncüsü cemiyet şunaslık noktası değil. Bizim Uygur cemiyeti sanayi cemiyeti olan bir. Biz yanına çoğun cemiyetin dikkancılık cemiyeti yani yezigilik cemiyeti. Sanayi cemiyeti kanda cemiyet, sanayi cemiyeti tüzümleşken, organlaşkan, teşkilatlaşkan cemiyet. Yani bunda okuşuldu. Yezilik cemiyeti de mesela ben bir tikkücü. Ben üzerinden dokunarak ettiğin saat 9'du gelsem mi? 10'du gelsem mi? Hatta mücezim yok olsa açmasam mı? Bunu gördüm. Yani hiç kimse cevap vermeyeyim. Çünkü dükkan benim. Halıkancı eş açmazsa hukukum da. Ama ben aşı yalnız dükkan bilen mengü kölemlik ilgilik şekillendirmeyim ben. Yani kim işlep çıkarıp onu küpeytip satanmayım ben. Çünkü kendim bir iki işini elip lan yaşayayım ben. Hem de sanayi cemiyeti kandavalı sanayi cemiyeti abi bana okşaş net yüz kişinin bir yerine ekledi bir kim geçecek karhanız kuruyordu. Bu kim geçecek karhanız kurgandaki bu karhanın menişi için tüzüm şart. O vakitte bu zavutlu kegen küçüle burunlu okşaş bizi halıga vakitte kilip halıga vakitte ketse bu karhanı bulamda boğmaydı.
Çünkü bu saat 8'de gelişi lazım, 12'de düşüşü lazım. Diyen ki okşaş, karakalının tüzümlere göre ayaklaştığı mecbur. Bu mecbur bağlılık için. Asla bu sanayi cemiyetindeki kişiyle sansanaksız teşkilat ve organların ezası. Ve bu organla ulağa bunu şekillendirdim. Halusun halımızın ulağının menfaati aşık tüzümkü buysun için kıldı. Tüzümkü hılap kılıç menfaat için ziyanlı, tüzümkü rahi kılıç menfaat için faydalı. Ama bizim Uygur cemiyetimizde Aslan'daki kişiler hükümet mi? Hıhtay devlet maşinesinin kadri. Aslan'daki kişilerin mutlak köp kısım 90% artık adem dihkan. Dihkanların hayat terzi sanayi cemiyetindeki okşumaydı. Ulanın ehdi verdiği olan belki ihtiyacı sanayi cemiyetinin kuralları okşar. Onun için olarak küçük olmayıdı da böyle. Bu şu noktadan mı biz bunu yeterlik adetlendik. Mesela biz azı bekerek aramızda birisi bekerek verdisi tutsa. Aşı küzümüzü sığmaya kaldı. Aslında ben müdaklaşım kerek demez belki mesela neydi? Saat 10'u yığıldığım oldu. Adem 10'u geldi. Başka 10 yerim gelgen olsa 10 yerim gelgen demek hıcırlar cep vakti gelmedik demezsin. 10 yerim gelgenle cik kogallık tüpe geldi. 10 dike gelgen hıcırlar biz daha yerde. Hem de baldır ki valla. Ulan. Mavi baldır gelip biz de cep hıcırlık koydu dedim. Anı üçmelle kıldık ağır. Yani prensipçi kuyup odak kuyuyor. Ödel bizim prensipçi boğmazlıkımızın, bulanmakallıkımızın çıkışlarımız yakışın mağmağlı.